Eski adıyla Unkapanı Köprüsü, yeni adıyla Atatürk Köprüsü 1937 yılında Alman Krupp firması tarafından tasarlanmış ve 1940 yılında hizmete açılmıştı. Aradan geçen onlarca yıl köprüde yıpranmalara neden oldu. Son zamanlarda bağlantı noktalarında açılmalar olan Atatürk Köprüsü, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesinin ardından yeniden geçişlere açılmıştı. Köprünün müdavimlerinden amatör balıkçılarsa Atatürk Köprüsü'nden vazgeçmiyor. Yıllardır köprü üzerinde balık tutan amatör balıkçılara açılmayı sorduk. Evet, burada bir açılma oluyor. Siz endişe duyuyor musunuz? Korkuyor musunuz? Ya bu açılma önemli değil ki. Bu açılma olası bir şey. Olmazsa olmaz. Çünkü burası zaten açılan bir yer. Adı üstünde. Sürekli gemiler buradan, büyük gemiler geçiyor, o zaman açılıyor. Bu kadar dar olursa birbirine sürtünmeden dolayı ne olacak? Üstelik 70-80 senelik köprü. İlla ki bu tarz şeyler olacak. Siz kaç yıldır buradasınız? Ya ben 50 yıllık İstanbulluyum. Yani bu şey değil ki. Kaç yıldır böyle burası? Yani... Çok net olarak bu şekilde 5-6 senedir var bu. Belki 10 senelik mesele bu. Olmazsa olmaz. Başka bir alternatif yok ki. Millet 15 gündür haber yapıyor bunu. Ya ekmek 4 lira oldu kardeşim. Otobüse 5 liraya biniyoruz. Kars'taki adam Unkapanı Köprüsü'nün aralığını nereden bilsin ya? Vah vah dövünecek öyle mi? Ah Unkapanı Köprüsü gitti, mahvoldu mu diyecek yani. Dert mi yani şu? Ya benzin 20 liraya geçti arkadaş. Bunu şöyle bir gösterelim, bir de burayı gösterelim. Daha bir saat evvel şuraları deldiler, asfaltın boyunu mu oluyor, ölçtüler, kapatacaklar. Ya üzerinde duruyorum, şu an bakın buraya, çekin şurayı. Burası da açık. Kapatın böyle üzerini, kapatın böyle üzerini, arabalar rahat geçsin. Bu dert midir yani, bu dert mi şimdi? Yıllardır bu şekilde bunun üzerinden insanlar, arabalar geçiyor ya. Hiçbir şey olmuyor, şimdi mi haber oldu? Kaç yıllık bu köprü? Ya 70 seneye geçmiştir bu köprü yapılalı, 80 seneye yakın. Dalga bunu hareketlendiriyor. Dolayısıyla tabii ki yıpranmalar olacak. Zamanı gelince herkes bakacak. Görevliler bakacak.